Değerli izleyicilerimiz, Bir İşi Bilen programı da sizlerleyiz ve İşi Bilen kısmında değerli konuğumuz bugün bizlerle efendim Medyum Ejder. Dilerseniz Ejder Bey öncelikle bir hoş geldiniz diyelim. Ardından da keyifli bir sohbetimiz başlamış olsun. Hoş geldiniz. Nasılsınız Ejder Bey? Teşekkür ederim. Siz de nasılsınız? Çok mersi bizler diye. Sizleri tanıyabilir miyiz? Aslanım Erdem. Erdem güzel olarak. Ben real bir medyumdur. Hani gelini saklar gerçeksin ama ben real bir medyumdur. Hiçbir şeyimi saklamam. Hatta Instagram'da bile aile fotoğraflarım vardır. Medyum Ejder olarak bilinirim. Biyoenerji, metafizik, kuantum, parapsikoloji, tarot, su vesaire kurşun dökme, her türlü branş mümkün. Hani realist bir medyumdur ben mesela. Realist derken yani? Ya, gerçekçi medyumdur. Yani ben kahve falan oturup medyum diye ortada gezenlerden değilim. Ya da internete reklam verip de fotokopiden muska yazıp gönderenlerden değilim. Muskaya inanmam. Daha çok gerçekçi medyumdur. Yani garibandan para almayıp üstüne para veren medyumdur yani. Olması gerektiği gibi belki. Tabii sonuçta Allah böyle bir hissiyat vermiş. Bunu olumlu kullanmak gerekiyor. Yani para kazanmak adına değil de insanlara yardımcı olmak adına. Peki bunu ilk kendinize nasıl fark ettiniz? Hani hepimizde iyi kötü bir şekilde çok hisler, net bir şekilde geldi. Varmış. Ben bir rahatsızlık yaşadım. Parkinson hastasıyım ben. Geçmiş olsun bu arada. Bununla beraber geldi bende. O zaman fark ettiniz. O zaman daha çok baskın geldi. Dolayısıyla enerji... Kendimle ilgili biyoenerji uzmanına gittiğimde şunu dedi bana, senin enerjin beni tedavi ediyor dedi. Akabinde Amerika'dan birkaç ay sonra uzman geldi, o bana baktı, senin müthiş bir enerjin vardı. Dolayısıyla böyle başladık süreçte. Yani ilk önce gayri ihtiyar söylediklerimizin arkadaşlarımıza uyuması, olması, şunu yapma, bu olacak demek ve akışta baktık, böyle olduk. Kaç yıldan beri peki bu? İşte hastalık başladı ben böyle. Kaç 12 yıl, 13. yıla dönüyorum, medyum olduk yani. 13 yıldan beri bu anlamda ilerliyorsunuz. Şimdi sizin o anki aslında dünyanızı, ruhunuzu çok merak ediyorum. Mesela kahve falılarınız, tarot dediğiniz, bunlara gerek duymadan bazen işte benimle mesela şu an sohbet ederken hani o hissiyat... Asıl branş o zaten. Hepsi var. Kahve falılarının şekilleri bilmem zaten ben. Tarotlara da ben tarotlara bakarak ya ters kart çıktı, negatif olayı yoktur bende. Hani daha çok nasıl diyeyim size hissiyat. Hissiyatlı. Atıyorum kılıçası çıktı. Mi? Onu neye göre, onu sen kendi uyarlaman lazım. Ya isimleri tarotlarda kahve vermiyor. Doğru. Olayları ki benim bilme oranım %90'dır. %80'i başarısız olarak kabul ederim ben. Mesela Türkiye'de büyü dediğimiz bir olay var. O bir enerjidir. Hani muska yaparlar. Muskanın Kur'an'da yeri yoktur. İyisi de kötüsü de günahtır. Doğru. Dolayısıyla hani Kur'an yakılır mı ya? Yani dua yakılır mı ya da içilir mi? İnsanlara bunu empoze etmişler. Aslında büyü dediğiniz olay çok basit bir şey yani. Enerjiyle söküp alınabilecek bir şey. Kötü bir enerjidir. Ve ben bununla ilgili kuantum üzerine çalışmalar yapıyorum. Ayakta sarılarak yapılan bir seanstır. Yeşil Yol filminden esinlendim ben bunu, Tom Hanks'in. Mesela ben dokunmadan sizi bir enerji sallayıp sandalye oturtabiliyorsam, bir ara sarıldığımda, zaten sarılmak çok güzel bir olaydır. Erkek kadın ayırmıyoruz. Bizim Türkiye'de biraz zihniyet farklı oldu mu? Sarılmak değil mi? Yani, anlıyorum. O enerjiyi alabilmek. Evet. Kötü enerji çekersin. Ayaklarından yukarı doğru bir simsiyah bir enerji çıktı hisseder kişi. Gayet de başarılıyım bu konuda yani. İnatla da bu yolda gidiyorum. Çoğu hocalar kızıyor bana ki. Ben de onlara diyorum ki hocanın görevi Müslümanlığı, ilmi, Kur'an'ı yaymak. Size bunları muska yapın diye öğretmiyorlar. İnsanları doğru yönlendirin. Görmeden uzaktan enerjiyi alıp verebilir misiniz? Yani tabii ki, o aurayı hissedebilir misiniz? Tabii ki. İşte hep enerjimi nasıl kullanabilirimin peşindeydim bu zamana kadar. Hep onun peşinde. Nasıl daha farklı bir şeyler yapabilirim? Hep bu şekilde. Hiç kitapla okumadım. Çünkü başkasının öngörüsüne ihtiyacım yok. Çünkü o da başkasının öngörüsüyle bu yola girdi. Ben kendi öngörülerimle gidiyorum. Rusya'ya gidiyorum. Rusya'da mesela başarılıyım. Orada çok önem verirler. Ekstra sens diye geçer. Medyumluk orada çok önem verirler. Burada mesela bir öner diyorsun. Çok bilmediği bir Türk insanı bilmez ama yorum yapmayacak. Dokunmadan şifam olur gibi. Ama orada çok önem veriyorlar. Danışanlarınızdan gelenlerin çok hangi konu veya konular üzerindesin kapınızı çalıyorlar? Genelde evliliklerinde sıkıntı olanlar ya da sevgilisi terk edip onu geri getirmek isteyenler. Klasik konular başlıyor. Ama bunun ince bir çizgi vardı. Mesela eşim beni aldatıyor mu dediği zaman kadına onu aldatıyor ya da aldatmıyor diyemezsiniz. İnce bir çizgidir. Aldattığını görseniz aldatıyor demezsiniz. Çünkü akşam bir de eşine eşi gelir size sarar. Artık vurur mu döver mi? Zaten evliliği biter yani insanın. İnce bir çizgidir. Ya orada şu demeniz gereken cümle şudur. Eşini seni aldattığını düşünüyorsan ona gitme, kendine çek. Daha farklı davran. Daha ılımlı davran. Ya da eline daha güzel gözük. kendine güven gibi şeylerle telkinlerde bulunuyoruz. Hmm. Olması gereken de bizim işimiz yapıcılık, kırıcılık değil. Güzel. Peki bu anlamda mesela daha neler yapıyorsunuz? Sonuçta bunu dediğim gibi hani kişinin hissetmek, evet, anlamak senin için zor olmuyor mu? Zor olmadı. Yok, az zor değil ya. İnsan yeter kendini açsın kendini. Yani bizim insanlarımızda şu maskelemek var. Herkes her şeyi düşünür ama uygulamaya gelince sen uyguladığın sen kötü olursun. Örneğin çok basit bir şey, dövme. Hı hı. Herkes yaptırmak ister ama ailesi izin vermek için yaptıramadan sana çamurlatır. Bir baskı hisseder. Çok bunun örneğini açabiliriz yani. Aslında herkes doğal olsa çok güzel bir dünya olacak. Doğru söylüyorsunuz. Mesela Rusya'da ben bir cümle duydum Türklerle ilgili. Bakmak için, görmek için bakıyorlar. Biz her şeyi izleriz. Yani karışmasak aslında birbirimize. Çok daha güzel olacak. Evet, görmek için bakıyoruz. Yani ne var orada? Bunda ne var? Ya sana ne? Bir de el alem ne der diye yaşıyoruz. Allah ne der diyen kimse yok. El alemden korkuyoruz, Allah'tan korkmuyoruz. İşte ben Allah'tan korkanlardım. Sosyal medyayı kullanıyor musunuz? Aktif kullanmamaya çalıştıysam da Instagram'ı kullanıyorum. Mecburiyetten işimiz geliyor ama çok acayip sorular geliyor. Merak orada, soru yağmurları çok fazla oluyordur. Bu sizin işinizin aslında bir parçası. Tabii tabii tabii. Peki bu işin keyifli ve zor yanları sizin için nelerdir? Keyifli yanları bir insanın motivasyonunu yükseltiyorsa, kendi güveni geliyorsa ya da evliliğini kurtarıyorsa ya da bir şekilde hayata empoze olmasını sağlıyorsa o benim için çok mutluluktur. Kötü yanları da yaranamıyorsun. Ya özellikle ücretsiz yaptığın işlemlerde hiç yaranamıyorsun ama paranı aldığın işlemlerde çok güzel yaranıyorsun. Garip. Garip. Bir de şu işlem yapar, tutar, senden iyi medyum yok, tutmazsa yerin dibine girersin. Öyleyse Medyum Ejder'in farkı nedir? Nedense tercih etsinler? Dürüstlüğümden. Yani hiçbir zaman parayı ön plana koymam. İkinci plandır benim için para. İşlemi yaparım, ondan sonra param alırım. Ya da olmadı mı? Parasını geri iade ve iade müşterilerim de var benim. Hiç medyum yapmaz bunu. Ya da hiçbir medyum kendi aile fotoğraflarını Instagram'a ya da sosyal medyaya kendini bile koymayan var. Hı hı. Ben gayet annemin, babamın resimlerini koymuşum Instagram'a. Evim, yurdum belli. 2002'den beri Beylikdüzü'nde oturuyorum. Her şeyim realdir benim. Doğal, gerçek aslında. Gerçek. İçiniz hakikaten dışınıza yansıyan, doğallıktan olmasa o akışta ilerliyorsunuz. Çünkü insanlarla çalışıyoruz ve Allah böyle bir yetenek vermiş. Ben bunu paraya döküp ön plana atarsam parayı zaten halini görmem. Yani şimdi derler ki, hani senin kendine faydan yok ki, bize nasıl faydan olsun derler. Ama size yapabildiklerimizi kendimize yapıyor olabilseydik nefsimize yenik düşerdik. Hı hı. İnsanoğluyuz çünkü. Çok fazla kendimize ön plan atardık, kendimize bir şeyler yapardık. O yüzden insanlara diyorum, herkes kendinden çok başkasını düşünür ama ilk önce kendine bir şeyler yapabilsin. Çünkü biz güçlü olursak çevremize de faydamız olur. Doğamızın gereği bu merak, evet, hep içimizde var aslında insanoğlunun. Falan merakım yok diyen bile aslında çok merak ediyor. Aslında var yani en basit belki ilişkimiz olsun, arkadaşlıklarımız olsun, evet, özel hayatımız olsun, sağlık, maddiyat olsun. Hep, evet, hep soru işaretlerinin aslında cevap bulma kısmında danışıyoruz. Ben diyorum benim sektörüm ölmez. Yani hükümet de çökse, o da olsa şeyde geliniyor. Doğru. Ama ben sadece şeye kızıyorum, piyasadaki medyum diyen çoğu arkadaşım. Kahve bakıyorsun ya da tarot bakıyorsun bir şekilde ama kafelerde çalışan hepsini bir tutmuyorum. Narzane iyiler de var, kötüler, üstün alınanlar alınabilir. Kurşun döküp büyü bozduklarını söylüyorlar. İnsanları kandırmayın ya. Ben bir muska gördüm, kendi arkadaşıma yapılmış, bağlama büyüsü diye. Komik, kare kağıt düşünün, arkalı önünün Ceren yazılmış, bir tarafında Mert yazılmış. Muska şeklinde yapılmış, 7 gün taşı denize at denmiş. Hani 5. gün falan denk açtım, güldüm. 1.100.000.000 lira para almış. Bunu medyum denilen bir arkadaşımız yapmış. Hani 7 gün taşı denize at olacak. Ne kadar kolay ya. Ya artık zaten işte yapıyorlar, internetten fotokopi alıyor, muska yapıyor, gönderiyor. Hı hı. İnanmasınlar böyle şeylere. Böyle şeylere kanmasınlar. Muska yapanlara hiç inanmasınlar. Kur'an'da yoktur. Hiçbir ayetinde muska yapın diye bir şey yoktur. Büyü büyüyle bozulmaz. O da beyaz büyüye giriyor. İşte o yüzden de herkese değil mi? Bunlara gidip paylaşıp inanmamak, paralarını da kaptırmamaları gerekiyor. Tabii çünkü çok zaten parayı ön plana atıyorsa birisi hiç kalmasınlar. Hı hı. Oradan anlayabilirler zaten tabii. Değil mi? Çok teşekkür ediyorum sizlere Ejder Bey. Teşekkür ederim. Sağlık ve nice güzel başınızın devamını dileyerek çok teşekkür ederiz. Tamam. Değerli konumuz efendim Medyum Ejder bugün İşi Bilen programında ya da bir sonraki yayınımızda da görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.